Değerli vatanseverler, değerli yurtseverler, Atatürkçüler, devrimciler, bize yıllarca unut dediler geçmişini, Kurtuluş Savaşı'nı, değerlerini, tarihini ve dolayısıyla geleceğini. Kubilay'ı unut dediler, Bekçi Hasan'ı, Şevki'yi unut dediler. Unuttuk mu? Hayır! Unuttuk mu? Hayır! Tabii neden unut diyorlar? Çünkü onları unutursa bu millet, bu mazlum halk o zaman biat eder. Unutursa boyun eğer, unutmazsa Kubilay gibi dimdik durur. İşte o yüzden unut dediler. Değerli dostlar. Evet, aynen öyle. Değerli dostlar. Değerli dostlar. Kubilay deyince biz gençler, 80 sonrası doğan gençler, Kubilay'ı yeni keşfettik. Ona deniz gezmişe sarıldığımız gibi sarıldık. Nazım Hikmet'e sarıldığımız gibi sarıldık. Kurtuluş Savaşı'nın liderlerine, Mustafa Kemal Atatürk'ün o değerine, yetiştirdiği öğretmene sımsıkı sarıldık. Kubilay deyince hüzünleniyoruz. Kubilay'ı kaybettik, öz kardeşimizi kaybetmiş gibi oluyoruz. Hissetmiyor muyuz öyle? Kubilay'ın öldürülme şeklini, vahşice öldürülme şeklini düşündükçe gözlerimiz dolmuyor mu? Hüzünlenmiyor muyuz? İşte öz kardeşimizi kaybetmişiz gibi hissediyoruz, hüzünleniyoruz. Kubilay'ı düşününce yüreğimiz sıkışıyor. Kubilay'ı düşününce isyan ediyoruz bu alçakların vahşice cinayetlerine. Biz Kubilay'ın yüzüne baktığımızda, o tertemiz yüzüne baktığımızda, gencecik kardeşimizin o bize sakin sakin bakan gözlerine baktığımızda bir görev çıkarıyoruz. Aynı Kubilay'ın olduğu gibi gericiliğin, faşizmin karşısında dimdik durma ve onun bir askeri olarak gerekirse boynumuzu bu mücadele uğrunda verme. Hep birlikte aykıralım mı? Mustafa Kemal'in askerleriyiz! Mustafa Kemal'in askerleriyiz! Mustafa Kemal'in askerleriyiz! Menemen'deyiz! Kubilay! Duy sesimizi, şimdi toplandık! Senin şehit düştüğün toprakta! Menemen'deyiz ve sana sesleniyoruz. Bekçi Hasan'a, Bekçi Şevki'ye, şehitlerimize sesleniyoruz. Kubilay, kanımız senin kanın gibi akıyor. Yüreğimiz senin yüreğin gibi çarpıyor. Söz konusu vatan ve devrim olunca yüreğimiz yerinden çıkacak gibi oluyor. Söz konusu bu mazlum emekçi halkımız için mücadele etmek olunca kendimizi tutamıyoruz ve Kubilay gibi hazır olduğumuzu ilan ediyoruz tekrar. Burada gericiler bir meydan okuma gerçekleştirdi ve Kubilay'ı katletme şekliyle aslında bize gözdağı verdi. Vücudundan Kubilay'ın kafasını kopararak bize aslında gözdağı verdiler. Bu gözdağını bir korku sebebi olarak kabul ediyor muyuz? Hayır! Kabul ediyor muyuz? Hayır! İşte onu katleden alçaklar, hainler, Sevr'in köpekliğini yapanlar, bugün de Büyük Ortadoğu Projesi'nin eş başkanlığını yürütenler, gericiler. İşte biz yeniden Kubilay olma iradesini onun şehit olduğu yerde gösterecek kadar onurluyuz. Ama onu katledenlerin takipçileri sinsice, sıza sıza, arkadan kalleşçe pusu kurarak Silivri'de yeni Kubilaylar yaratma peşindedirler. Değerli dostlar, şu anda Silivri'de yeni Kubilaylar yaratmaya çalışıyorlar. Silivri'yi
yalnız bırakacak mıyız? Hayır! Bu Silivri'de Kubilayları hapsedenleri Hasnalı'da hapsedenlere anayasa yaptıracak mıyız? Hayır! Bu gerici zihniyete şu anda onların müttefikleri Suriye'de kafa kesmeye çalışıyor biliyorsunuz. Bu gericiler şu anda Suriye'nin Kubilaylarını katletmeye çalışıyorlar. Biz kardeş Suriye halkına silah sıkacak mıyız? Hayır! Suriye'nin Kubilaylarını katledecek miyiz? Hayır! Kendi faşizminden, AKP faşizminden kurtularak hem kendi Kubilaylarımızı iktidara taşıyacağız hem de Suriye'deki mazlum milletlerin direnişçilerine selam göndermiş olacağız. Değerli dostlar, bütün konuşmacılar belirtti. Millet ayağa kalkıyor artık. Ve biz ayağa kalktıkça onlar helikopterlere kaçıyor. Biz ayağa kalktıkça onlar başka yerlerde inlerinde saklanıyor. Kaçamayacaklar, hepsini yakalayacağız. Hepsini Cumhuriyet hukukunun gereğince yargılayacağız. Değerli dostlar, artık izleme, bekleme dönemi bitmiştir. 240 bin fedainin İstanbul'da 19 Mayıs'ta diriliş yürüyüşünü başlatmasının ardından biliyorsunuz 29 Ekim'de seferberlik ilan ettik Cumhuriyet için. Ve onlar kendi anayasalarını yapmakla cemaat hukukunu Cumhuriyet hukukunun üstüne koymaya çalışmakla uğraşsınlar. Biz Ulus'ta 29 Ekim'de barikatları yıka yıka kendi anayasamızı uygulayacağız. Değerli dostlar, Cumhuriyet hukukunun üstüne gerici hukuku koymaya kalkarlarsa, anayasanın ilk 4 maddesi başta olmak üzere Atatürk devrimini savunan maddelerine dokunmaya kalkarlarsa, meşru direniş hakkımızı kullanırız. Kimse de o meşru direniş hakkımızı kullanmanın yoluna, yöntemine karışamaz. Buradan ilan ediyoruz bütün gericilere.